Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hemen duyumlara, transfer gelişmelerine vesaire başlayalım arkadaşlar. Çünkü çok fazla haberim var. Ee, nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli görevde. Bunu zaten biliyorsunuz. Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan hala o maçtaki hakem Kararlarının tesiri, etkisi sosyal medyada konuşulan hala sosyal medya tarafından e, bayağı yorumlanan maçın bitiminde milli araya girdi takımımız. Ve 11 futbolcusunu milli takıma gönderen Fenerbahçe'miz aslında çok ciddi bir rekorun sahibi. Kimler peki? Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, İrfancan Can Kahveci. A milli futbol takımının aday kadrosunda yer alıyor. <laughs> Diyor ama Cengiz Ünder de var. Neyse Cengiz de var. 5. Bartu elmazaltı 6. Tadic 7. Osay Samuel 8. Şimanski 9. Zayt 10. Batşuay 11. Livakovic 12. Yani e, haberi yapan arkadaşım herhalde saymayı bilmiyordur diye düşünüyorum. Hani bunlar 12 artı Edin Cekobos milli takımından hani iddiası kalmadığı için e, teknik direktörden affını istedi. Hani burası beni zaten çok yoruyor diye o da izin verdi arkadaşlar. Bunları Zaten biliyorsunuz. Ya ben aslında şeye de çok takıldım. Edin Dzeko İsmail Kartal'dan özür diledi. Haberinin verilmesine de çok şaşırdım. Hani Adana Demirspor maçında çıkarken hareketler yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal'dan özür diledi. Sıcağı sıcağına ben o kadar kaçırdığım goller için kendime kızdım işte. Yıllardır ben böyleyim. İşte zihnimden size dair bir sıkıntı geçmedi diye. Ya şöyle bir durum var. Hani Fenerbahçe 8 isabette 18 şut yaptı. 6 şut denemesinde 4 isabet bulan 37 yaşındaki bir futbolcu. Ertaç Özbir'e takıldı. Yerini Batu iyi bıraktı. Hani e, açıkçası zemin de berbattı. Yani biz Pendik zemini isyan etmiştik ama Adana'nın zemini Pendik'ten bin beterdi. Cuma günü bu sahada Adana, de, Adana spor maçı oynadığı için zemin jöle gibiydi. Futbolcu da çime basınca ayakları gömülüyordu. İyi ki Fred'i son anda kadrodan çıkarttık. Görüşü de var. Hani bu sahada oynasa sakatlığı daha da kötü duruma gelirdi. E, düşüncesi hakim. Hani işin Özü Fenerbahçe'de defans mükemmeldi. Açıkçası Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niyang, Balotelli gibi isimlere top gösterilmemesi bence Fenerbahçe adına başarıydı. Ve şu da bir gerçek arkadaşlar. Hani Fenerbahçe'de Ciku ve Fred için de bir geri sayım başladı. Sakatlıktan Fenerbahçe'yi etkiledi. Son 3 resmi maçta Fenerbahçe sadece 1 puan alabildi. Aldığı 1 puan da işte sistemlere neden oldu. Hani 3 alabilirdik niye 1 puan aldık diye. Ve milli ara bence tam zamanında geldi. Ara dönüşünde iki yıldız formalarına kavuşacaklar. İnşallah bir aksilik olmazsa. Fenerbahçe Süper Lig Avrupa'da toplam 19 maçı da kazanmıştı. Muhteşem başlangıç ama nazar mı değdi? Başka bir şey mi değdi? Siz bileceksiniz. Bekao, Ciku ve Fred'den yoksun çıkıldı. Trabzonspor maçına ve Trabzonspor maçında ve Ludogorets maçlarında mağlubiyet geldi. 19 maçlık zafer serisi yerine 3 maçlık galibiyet Alamama serisine verdi. Ama Fred Adana Demir maçında oynasaydı bence yine gol bulamazdık. Hani kalbim tabii ki de gol bulurduk demek istiyor ama yok. Antrenmanlarda yeniden bir şanslık yaşamazlarsa Fred ve Cico Karagümrük'te oynanacak lig maçında formalarına kavuşabilecekler. Bunların yanı sıra arkadaşlar Mert Akan yandaş ve Joshua King'in de takıma dönmesi bekleniyor. Şimdi Mert Akan'ı beğenmeyen birçok arkadaşım var. Ben onlara şu cümleyi kurdum. Ya dedim bak Mert Hakan kötü oynasa da iyi oynasa da en azından takımı sahiplenen yüreğiyle oynayan bir isim. Yani bugün Zayt mi oynasın Mert Hakan mı oynasın anketi yapsam eminim Mert Hakan önde olacak. Bak eminim ama Mert Hakan da beğenmiyor Fenerbahçe. Ben bundan 1,5-2 ay önce bir yayın yaptım. Bir videoda dedim ki ayrıca canlı yayında. Mert Hakan artı Zayt ikisini topla Fred'in yedeği etmez. Bize dedim 8 lazım. Hepiniz 6 6 6 6 bak İsmail oynamasa Crespo o oynamasa Bartu 6 ben olsam vallahi almam. Bak yemin ediyorum bugün ben 6 almam. Bu ikisinin yedeğini alırım dedim. Durum ortada. Ya yani Serdar Aziz'in formasına kavuşması için yaklaşık bir ay daha var. iki hafta o milli ara sonrasındaki iki haftada da artık iyileşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi İsmail Kartal'ın ara karnesi pek iyi. Yani bir ara karne verilmiş takıma. 19-19 sonrasındaki maçlar artık anlatmaya gerek yok. Gol atamadığı tek maç İsmail Kartal'ın önceleri bu maçta da gol yemedi. Gol atamadığı tek maç en zorlu Anadolu deplasmanlarından biri olan Adana Demirspor deplasmanı. Şimdi çubukluya giren her oyuncu değerlidir diyor. Oyuncularla iletişimi son derece iyi. E, Ceko'nun tavrı Batçay'ın genel mutsuzluğu hani bunlar eksiler olarak yazıyor. Fenerbahçe 31 ile ligin en golcü takımı. 31 derken 31 puan değil. 31 golle. 12 haftada yenilen gol sayısı ise sadece 8. Galatasaray'la eşit. Ki Galatasaray'ın rakiplerine penaltı çalınmadığında düşürürsek yani bence gayet iyi bir sayı. Artı 23'lük averajlarla rakiplerinden çok çok önde. Son 3 resmi maçın ikisinde gol atamadı Fenerbahçe ve 5 gol yedi. Yani son 3 maçta inanabiliyor musun? Gerçi bir tanesi Avrupa maçı. Onu sayma. Trabzonspor maçındaki 3 golü çık. O maç da 0-0 bitse 5 gol yemişsin. 29 gol atmış olacaksın ama tabi bunlar artık geçen şeyler. Avrupa'da Fenerbahçe sınıfı geçti. Üst üste 9 maç kazandı. Tarihin en uzun serisini yaşadı. Ludogorets Goles mağlubiyeti. hani ee, İsmail Kartal'ın oyuna müdahalesi orta. Yaptığı hamleler tutmadı açıkçası. Ve rotasyonla risk alıyor. İsmail Kartal'a naçizane önerim şu rotasyonu bir futbolcuyla, iki futbolcuyla, üç futbolcuyla yaparsan, bunu sürekli hale getirirsen emin ol çok daha başarılı bir Fenerbahçe izleriz. Şimdi herkesin kurduğu cümle aynı. Ya Galatasaray da bizimle aynı sayıda maç yapıyor. Ya Galatasaray da bizimle aynı turda başladı elemeye. İşte Beşiktaş da Galatasaray da başladı. Ya onlardan niye bu kadar sakatlık yok? Nispeten yine Beşiktaş biraz bizimle aynı kaderde. Ya bu Galatasaray'dakiler niye sakatlanmıyor diye. Ben size cevabını şöyle vereyim. Galatasaray çıktığı her maça az kadroyla çıktı. Çıktığı her maça. Yani 19 artı 2 21 total maçına 21 resmi maçının hepsine az kadroyla çıktı. Yani sakatlıkların zorlamadığı bir şey yok. Ha şöyle bir durum var. TT transfer maktarı 20-25. Onun yerine Hakim Ziyek oynamış. Ha TT oynamış. Ha Hakim Ziyek ikisi de bence az oyuncu sayılır. Galatasaray zihniyetine göre. Hani Aziz Allah. Kerem Demirbay, e, Oliviera bence ikisi de az sayılır. Çünkü eşdeğer futbolcular. Yani Galatasaray'da öyle geliyor en azından. Ama bir Icardi ile bakan da uçurum var. Ve zaten her maçta hemen hemen Icardi oynadı diye biliyorum. Ve e, adamlar ne yaptı? Her maç az kadro çıktı. Futbolcu aktif dinlendi. Yani sahada dinlendi. Bazen mesela maçın 60. dakikasına çıkarıldı. Bazen 70'te çıkardı. Ben şunu çok merak ediyorum. Fenerbahçe'de 5'er futbolcu seçilse her maçın 60. dakikası 70. dakikası çıkarılsa bu da rotasyon olmuyor mu? Yani son 30 dakika artı uzatmayla 40 dakika her maçta. Misal bir Kent, bir Emre Mor, bir Cengiz Ünder, bir Batşuay. Mesela bunlardan hep umut beklediğiniz için söylüyorum. Biz Zayt, bir Crespo, bir Mert Hakan. Belki de bir Mert Müldür, bir Oster Volde ya da savunma hattındakiler. Bakın Bence rotasyonda birazcık düşünceli hareket etmesi lazım İsmail Kartal'ın. İsmail Kartal'a en büyük eleştirim şu. Takımın fizik kondisyonda bir düşüş var. Bunu hakemlere şuna buna bağlamak kolay. Ya işte hakemler sertliğe izin veriyorlar şöyle böyle tamam. Her dönemde Fenerbahçe'ye sertliğe izin verildi. Bence fizik kondisyonuna ağırlık vermeli. İki, buyurlar kırılganlaşmaya başladılar. Bu neyden kaynaklanıyor? Bunun sebebini anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben Serdar Aziz olsam bilirim Bekao, da bir sıkıntı olmadıkça ben oynarım. Yani İsmail Kartal'ın futbol, futbolcularla arası iyi. Ama adalet terazisini kaçırırsa sıkıntı. Lig maçında niye iki tane rotasyon olmasın? Mesela ben size bir şey sorayım. Samet Akaydın Adana Demirspor maçında müke mükemmel yakın top oynadı. Kan maçında Ciku'nun da iyileştiğini düşünün. Samet Akaydın Ciku yan yana oynasa. Samet Akaydın Ciku yan yana oynasa. O sayının kart cezası var. Mert Müldür Muhtemelen oynamaz. Ferdi Kadıoğlu sağ bek. Osterwolde sol bek oynasa. Mert Müldür şunu diyecek. olan Ferdi çıkarsa ya da Osterwolde çıkarsa ben oynarım. Aslında bu plan oluşacak değil mi? Yani oluşacak olan bu. İsmail Yüksek'in 3 sarı kartı var. Sarıyı 7 yanda gidecek. Mesela ben olsam Karagümrük maçında İsmail'e sarı yediririm. Sivas maçında oynatmam. Çünkü Beşiktaş maçı var bir sonraki maç. Ee, Sivas maçında nispeten kadroyu daha şey kurabilirsin vesaire vesaire. Yani demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Çünkü hazır BKO yokken mecbur stoperlerden biri Türk olacak. Ya Samet ya oynayacak. Mecbur bir tane Türk'ü orada kullandım. E Ferdi Hakeza 2. Anladın mı? Kanatta bir oyuncu 3. İsmail'i bence Sivas maçında dinlendirmek. E, ya da dinlendirmek mi diyeyim? Başka bir şey mi diyeyim? E, aktif ceza almak alması mı diyeyim? Bunlardan birini yapmak bence daha mantıklı olur. Fenerbahçe'den ayrılan Diego Rossi ABD'de şov yapıyor. Bunun haricinde de bir, bir İstanbul yorumum daha olacak. Fenerbahçe'den sezon başında ayrıldı. MLS ekiplerinden Columbus Kreeve transfer oldu. Diğer Diego Rossi aziz Allah'ım. Gollerine bir yenisini daha ek ekledi. Şimdi 33. dakikada Rossi'nin asistinde Aleksandro Matan skoru 3-0'a getirdi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. 4-2 kazanmışlar. Arkadaşlar ben Rossi'den niye bahsediyorum? 13 maç 1038 dakika, 4 gol, 6 asist. Totalde 10 gol katkısı. Çok güzel. İyi de hocam bizden giden Messi olsa bize faydasına. Diego Rossi'nin 5.6 milyon dolara satıldığını, artı 1 milyon dolarlık bir bonusu olduğunu ve bonusun işlemek üzere olduğunu hatırlatırım. Yani şu anda fazladan 1 milyon dolar kazanmak üzereyiz. Hemen hemen de dolar kuru euro ile aynı olduğu için yaklaşık 1 milyon euro kazanmak üzereyiz. Artı sonraki satıştan da %15 pay maddemiz var arkadaşlar. Yani şu performansı gören bir takım 20'yi alsa 3 milyon euro da oradan gelecek. İnşallah alırlar. Fenerbahçe'ye İstanbul avantajı. Asıl konuşmak istediğim konulardan bir tanesi bu. Nedir İstanbul avantajı? Fenerbahçe son olarak Yükatır Adana Demirspor'a deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Çok güzel. Ancak milli araya averajda zirvede girdi. Sakatlar, cezalılar, formsuzlar hani ilaç gibi gelecek bir ara ve 4 hafta ligde oynayacağı maçlarda İstanbul dışına çıkmayacak Karagümrük evimizde Sivas Spor evimizde 15. haftada Beşiktaş deplasmanında yer alacağız ve ee, zaten Beşiktaş'ın da İstanbul'da olduğunu düşünürsek sonrasında Konya evimizde ağırlayacağız 20 Aralık'ta Kayseri Spor deplasmanı var İstanbul'da olmanın avantajını kullanmayı hedefliyor 4'te 4'te geçerse zirvedeki farkın açılacak. Bu arada bir Northland deplasmanı var Avrupa için. Yani onun dışında da bir şeyi yok açıkçası. Hani Fred'in eee Cikun'un Beko'yla değil de bu süreçte Fred ve Cikun'un da döneceğini düşünürsek Fenerbahçe için aslında bu ara gerçekten çok iyi bir ara oldu. Hani e, bu arayı Fenerbahçe belirlemiş olsaydı şimdiyi belirlerdi. Harbi söylüyorum Adana Demirspor maçından önce sonrasını belirlerdi. Eğer Fenerbahçe belirleyecek olsaydı. Ve bak arkadaşlar Joshua King konusunda da bir fikrimi belirteyim. Bana kalsa ben Joshua King'i gönderirim. Ancak oyuna katkısı hani sonradan girdiğinde gol katkısı sanırım 7. Yanlış bilmiyorsam. Böyle bir adam da stepne olarak tutmak zorundasın. Fenerbahçe'de Salih Özcan transferi zora girmiş. Yerli rotasyonu güçlendirmek için Salih Özcan'ı istiyor ve kulübü Borussia Dortmund ara transferde bırakmaya yanaşmıyor diyor. E ben ne dedim? Ben size ne duyum verdim? Ben duyumumun arkasındayım. Hadi siz de arkasında olun. Siz de arkasında olun. Fenerbahçe'nin transfer listesinde ve kadroya dahil edilmesi etmesi şimdilik kolay görünmüyor. Özellikle yabancı kontenjanı 21-25 yaşındaki futbolcu. İşler değişebilir, şu olabilir, bu olabilir. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için ya da 8 numara transferi için Emil Braivik ismini yazın bir kenara not edin. Karşımıza sıklıkla çıkacak. Hani bana ee, soracaksanız da bu arkadaşı sorun. Çünkü bana kalacak olursan biz bu Emil Braivik'i kesinlikle alacağız. Yani bana kalacak olursan kesinlikle alacağız. Hani gündemde birçok isim var. Parti ismi var değil mi? Jorginho var. E, Kurniç var. Ama ben ısrarla söylüyorum. Ben e, Salih Özcan'ı da asla ve asla gelmeyecek diyorum. Ben Emil Braivik ismine odaklanın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şunu söyleyeyim. Hocam bu arkadaşlardan birini ister misin? Hiçbirini istemem. Kalitesiz, kötü, iyi futbolcu falan filan. Asla bundan değil. Bu arkadaşların maliyeti, e, Türk oynatma kuralı, zorunluluk Mecburen de bunu belirtiyorum arkadaşlar. Hani benim düşüncem bu şekilde. Fenerbahçe'yi 3 müjde 2 futbolcudan artı bir transfer görüşmesinden ya da bir transfer e, giden arkadaştan. Bir de kötü haber Salih Özcan'dan diyor. Ben Salih Özcan'ı kötü haber olarak görmüyorum ama siz bu şekilde bekliyorsunuz. Sosyal medya çok gaza getirdi sizin. Hayırlısı olsun. Bir beğeni çok görmeyin. 62.200 olduk. Hedef 63.000. Haydi arkadaşlar görüşmek üzere.